Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz Mitrovica aynı zamanda tabii Sırpların ağırlıklı olduğu bir bölge ve bu bölgede de bugün değil geçmişten bu yana maalesef arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Tabii orada ağırlıkta şu anda da üç başkandan bir tanesi durumunda olan isim vermeme gerek yok. Değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle de bundan önceki görüşmelerimizde gerek Türkiye'de gerekse Bosna Hersek'te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak yani Türkiye'nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım gibi ifadeleri hep var. Bu seyahatte büyük ihtimalle bu konuyu da tabii Vučić'le ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vučić'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum. Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında da olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum. Bir gece ansızın gidebiliriz. Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı ve siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Ve maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor. Ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.